Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonunu artık bitiriyoruz. Yeni bir haftaya başlayacağız. Bakalım piyasalarda bizleri neler bekliyor olacak değerli dostlar. Her ne olursa olsun değerli dostlar, piyasanın şekli, şemali ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun arkadaşlar. Yani para her şey demek değildir. Önce sizin sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, bunlar daha önemli hususlar. Tabii ki de kazançlar da önemli hususlar ama yani diğer saymış olduğumuz huzur ve sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı, kıymeti de olmuyor değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar, BIST 100 ons altın, Bitcoin, dolar, euro dolar ve gram altın sizlerle beraber bakmış olacağız değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olur. Hemen videomuzun altına da Binance %10 komisyon indirimli linkimizi bırakıyoruz değerli dostlar. Bu link üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilir, 7/24 işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hafta sonu, hafta içi, akşam, gündüz, sabah hiç fark etmez. 7/24 işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet değerli dostlar, BIST 100 endeksi şöyle baktığımız zaman teknik olarak bakınız hassas bir destek dönüşünü yaşamış idik. Bakın çok çok hassas bir noktadan bakınız haftalık olarak baktığımız zaman bir dönüş gerçekleşmişti değerli dostlar. Şimdi yine tepe noktasını şöyle alalım değerli dostlar, bakın şöyle bir görüntümüz söz konusu. Bu görüntü içerisinde tekrar bakınız dip bölgesi, yani kanalın destek bölgesi test edilebilir. Bu potansiyel mevcut değerli dostlar ki indikatörlerden baktığımız zaman bu görüntünün hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde bakınız hem RSI hem de MACD indikatörü halen negatif, haftalık bazda yani pozitife dönmüş olan bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ancak bizim burada yaşayacağımız tepkilere oynamak olur. Şöyle baktığımız zaman 1471 haftalıktaki çok çok önemli bir direnç bölgemiz arkadaşlar. Aşağıda ise şöyle yapalım. 1382 bandı değerli dostlar. Evet, 1471, 1382 değerli dostlar, haftalık bazda bizim ortalama destek ve direnç noktalarımız arkadaşlar. 1382, 1471. Haftalıktaki görüntümüz bu şekilde. Yani burada şu arada gelgitler, 1381, 82 bandıyla 1470 bandlar arasında gelgitler yaşayabiliriz değerli dostlar. Ve şu bölgenin tekrar test edilme olasılığı söz konusudur. 1470'ler aşıldığı takdirde, bakın 1470'ler aşıldığı takdirde o bizim meşhur direnç karşımıza çıkacak. Ve bu bölgede yine artık kırılım sonrası yeni bir ralliye gidebiliriz değerli dostlar. Şimdi 4 saatlik grafik üzerinden bakalım, çizimleri kaldıralım, grafiğimizi sıfırlayalım değerli dostlar. Son görüntüde 4 saatlik grafikte değerli dostlar teknik olarak indikatörler henüz bir olumlu sinyal üretmiş değil arkadaşlar. Bakın zaten RSI'daki satış bakın burada gerçekleşiyor. Yine MACD indikatörünün mavinin kırmızıyı kesmesi söz konusu. Değerli dostlar, bizim burada pozitif bir senaryo için değerli dostlar, bakın pozitif bir senaryo için en azından şuradaki direnç noktasını bir şekilde kırmamız gerekli arkadaşlar. Burası oldukça net olduğunu düşünüyorum. Bu bölgedeki direnç kırılımı sonrası yol alınabileceği düşüncesindeyim teknik anlamda. Evet. Bakınız arkadaşlar, tepe noktalarını görüyorsunuz. Yani ortalama, yine şöyle çizeliyim. 1405'te arkadaşlar şu önümüzdeki birkaç gün için geçerli olan direnç noktamız 1405.
bandı oldukça önemli. 1405'in üzerinde bir düşen kırılımı muhabbeti yapabiliriz değerli dostlar. Umarım şöyle ters bir katlamaya doğru gitmeyiz. Bu da oldukça önemli. Düşen kırılımını takip etmeliyiz değerli dostlar. Evet, endeksteki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bir saatine bakalım şöyle bir de. Grafimizi yine sıfırlayalım. Çizimleri kaldıralım. Evet, meşhur onay hareketi arkadaşlar, bakınız. Evet, bakınız ortalama bir şekilde. Yani gittik gidiyoruz derken bakınız destek, destek. Bakınız kırılım gerçekleşiyor. Hop aşağı tekrar bakınız satış onayını buradan yiyor. Saatlik bazda arkadaşlar. Kaç burası? 1430 bantlarda bakınız saatlikte bir satış onayı söz konusu değerli dostlar. Yine teknik olarak şöyle bakınız. Şu bölge boyunca geri çekilme bizim için teknik anlamda söz konusudur diyorduk. Bakalım bu bölge kaça denk geliyor arkadaşlar. Kırılım sonrası. Evet. Baktığımız zaman şu formasyon teknik hedefinin 1346 bantlarına denk geldiğini görmekteyiz değerli dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Olasılıkları biz burada değerlendiriyoruz. Matematiksel sonuçları burada ortaya koyuyoruz. Yani 1346-47 bantları test edilebilir. Pozitif senaryo için arkadaşlar her halükarda bizim bir düşen kırılımını saatlik bazda bakınız net bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekir arkadaşlar. Evet geçelim endeksi. XAUSD değerli dostlar altına bakalım. Altın 4 saatlik grafik. Evet daha önceki teknik çalışmamızda şunu söylemiştik. Düşen kırılımı geldi. Oldukça güzel. Bunun muhabbetini yapmıştık. Çizimleri kaldıralım arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfa açalım. Evet. Kaç burası arkadaşlar? Tam nokta bakınız. Atışı diyebileceğimiz bir bölgeden 1757'lerden bir dönüş gerçekleşiyor. Şu kısmı almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi değerli dostlar, ons altında bakınız bir direnç noktası oluştu. Bakınız bu direnç noktasını bir kenara not alın. 1757-1758. Aşağıda da şöyle bir destek hattımız söz konusu arkadaşlar. 1722. Buradaki teknik görüntü şu an itibariyle değerli dostlar. Bir düşen kırılımı gerçekleşti mi arkadaşlar? Gerçekleşti. Pozitif haberin birisi bu düşen kırılımı gerçekleşti. İkinci husus bir ikili dip görüntüsü burada söz konusu mu? Evet değil mi? Bakınız bir ikili dip görüntüsü söz konusu. Burada değerli dostlar 1757'ler aşıldığı takdirde bakınız şu dip ve tepe arası kadar yukarıya doğru yolculuk gerçekleşir. Teknik olarak bu da bizi arkadaşlar birincisi buradaki katlama hedefi 1838 ama geçmişteki zirveyi alacak olursak 1814 bandına kadar taşıyabilir değerli dostlar. Ons altıncılar 1757 bölgesini çok çok iyi takip etsinler veyahut da 1722 bölgesini. Bu iki nokta bizim için bir hareket alanı oluşturabilir yukarıya doğru özellikle FX anlamında değerli dostlar. Güzel getirilere artık gebe diyebiliriz bu bölge. Bakalım hep beraber takip edeceğiz. Bir düzeltme 1722 bantları söz konusu olabilir ama bizim nokta atışı yapabileceğimiz nokta 1757'lerin üzeri arkadaşlar. Evet. Ons'taki görüntü bu şekilde. Bitcoin'e bakalım. BTC, USDT hemen bakalım değerli dostlar. Evet, daha önceki teknik çalışmalarımız yükselen kanal trendi falan filan ama çizimler yaptık. Kripto paralarda oldukça hareketli kripto paralar değerli dostlar. Envai çeşit kripto para arasında alımlar, satımlar, ortalık para kaynıyor kriptolarda.
Referans kimliğimi bırakıyorum arkadaşlar, defaatle hatırlatıyorum. Videonun altında bulacaksınız. O linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. %10 komisyon indirimiyle işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir düşen kırılımı söz konusu değil mi arkadaşlar? Kanalın içerisine, şu kanalın içerisine tekrar girmediğimiz müddetçe şu bölge bir test bölgesi arkadaşlar. Kaç burası? İşte 59.250 bandı arkadaşlar. Bakınız 59.250 bandı. Burada güzel bir destek noktası. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki noktaya bakın. Şu bölgeye 60.550 bantları üzerinde şöyle bir oluşum söz konusu olabilir. Ama bakınız bunu da ihtiyatlı olarak söylüyorum. Birazcık yani tepe noktasında olmamızdan dolayı yani bu formasyon ne kadar sağlıklı olur onu bilemiyorum ama şöyle de bir görüntümüz söz konusu arkadaşlar. Yani bunda takıntı yapabiliyor bazı arkadaşlar. İşte tepede hoca formasyon olarak ters omuz baş omuz çizdi. Arkadaşlar bazen öyle gidiyor ki yani öyle gidiyor ki gerçekten aklınız hayaliniz duruverir değerli dostlar. Yani bu formasyonun tepesi dibi yok arkadaşlar. Tamam. Büyük olasılıkla dip dönüşlerinin işaretidir. Öyle anlatılıyor, öyle öğretiliyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Bakın şurada da güzel bir ters omuz baş omuz formasyonu gerçekleşiyor. Katlama hedefi gerçekleşiyor. Yani olası bir şekilde 60.550 bantları üzerinde değerli dostlar. Şu aradaki mesafe boyunca yukarıya doğru bir yolculuk gelebilir ki bu da bizi nereye kadar taşıyabilir arkadaşlar? Bakınız tamamen teknik veriler, matematiksel veriler, formasyon verileri 70.000 dolar bandı arkadaşlar. Evet, burada yatırımcının takip edeceği nokta 59.000 bantları altında şöyle geri çekilmeler olabilir. Ama halen pozitif seyir, halen pozitif görüntü devam ediyor değerli dostlar. Şöyle bir klonlama yapalım buraya. Bakın şu dip bölgesini şöyle uzattığımız zaman değerli dostlar yani potansiyelin daha halen mevcut olduğunu, yukarı doğru gitme potansiyelin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 59.200 bantları altında yine olası geri çekilme bölgeleri arkadaşlar bakınız şu alan bakınız sarı bölgeye kadar ilk etapta bir geri çekilme ki bu da ortalama yine 58.000 bantlarına denk gelir arkadaşlar. Yine majördeki destek noktamız işte 55.500 bantları arkadaşlar. Burayı da yine takip edebilirsiniz. Evet, Bitcoin'deki görüntü bu 4 saatlik grafikte indikatörler ne diyor? İndikatörler biraz sıkıntı. İndikatörler diyor ki RSI ve MACD indikatörü aşağıyı bir yoklamak istiyoruz diyorlar arkadaşlar. Onun için 59.250'nin altında birazcık dikkatli olun. Şöyle 57.900 daha aşağılarda 55.500'lere kadar geri çekilmeler olabilir. Umarım böyle bir geri çekilmede de sadece buralarda kalırız arkadaşlar. Yani şu ana destek kırıldığı zaman ise iş birazcık sıkıntı olur. Bakın şu bölgenin kırılması satışları derinleştirebilir arkadaşlar. Bu noktaya da dikkat edin. Böyle kritik bir bölgedeyiz. Bakalım neler olacak Bitcoin'de değerli dostlar. Evet. Dolara bakalım şimdi de. Evet, dolardaki analizlerimiz aslında nokta nokta tuttum arkadaşlar. Ben tuttuğuna inanıyorum. Daha önce 8.29 bantlarına dikkat edelim. Bu bölgeden bir geri çekilme olabilir. Bakın şöyle işaretlemişiz geriye çekilme potansiyelini. Düşen kırılımıyla yine burada hareket başlamıştı arkadaşlar. Yine bu çizimleri kaldıralım artık. Yine yeni bir şeyler söyleyelim burada değil mi arkadaşlar? Evet. Dolarda arkadaşlar şöyle bir husus söz konusu. Geçmişteki tepeler diyoruz. Her zaman bunu ifade ediyoruz. Bizim karşımıza destek bölgesi olarak çıkar ki arkadaşlar biz bu mıntıkada tutunduğumuz müddetçe dolar halen tehlike arkadaşlar. Kaç bu mıntıka? Şöyle baktığımız zaman 8.02 bakın 8.06 yani bu aralık üzerine yani üzerinde kaldığımız müddetçe bakınız şu noktalardan binaen
halen tehlikeli diyebiliriz doları. Evet. Ha, 8'in altına sarktığı zaman o zaman satışlar giderek hızlanabilir arkadaşlar. Bunu da buradan ifade edelim. 8'in altında satışlar hızlanabilir. Şimdi şöyle bir görüntü de var. Onu da belirtelim. Bu da düşüş yönünde bir eğilimi gösteriyor. Şu an itibariyle arkadaşlar. Bakın şöyle çizelim. Şu noktadan alalım arkadaşlar. Evet, şu iki tepe ve iki dip bölgesini uzattığımız zaman arkadaşlar şu görüntü bize bir düşüş onayı görüntüsünü veriyor arkadaşlar. Bakınız. Direnç, destek, destek, direnç. Bakın şu bölgede epey bir destek çalışması yapıyor. Kırılıp değerli dostlar tekrar yukarıdan bakınız satış onayı alıyor. Yani buradan tekrar bakınız bu 8 bantlarını test edebiliriz arkadaşlar. Kritik bölge bu bölge aşınacak mı yoksa tekrar buralardan hareket gelecek mi arkadaşlar? Yani ben tamamen oyun planımı sizlere anlatıyorum. Tabi burada illaki bir 8'e düşeceğini iddia etmiyorum. Baktınız arkadaşlar iş şöyle baktık 8-18 bantlarının üzerine tekrar attı. 8-18, 8-20 diyelim biz buna şöyle düz hesap. Dolar tekrar uçuşa geçer arkadaşlar. Bakın şu 8-18, 8-20 bandı üzerinde tekrar bir uçuş potansiyelini barındırır. Ki ilk etapta da karşımıza çıkacak teknik bölge 8-27, 8-34-35 şeklinde devam eder arkadaşlar. Geri çekilmelerde 8-12 yine önemli bir destek noktası. Bandında takip edelim. Şu anda olası bir geri çekilmede 8 bandı da takip edilecek. En çok üzerinde durulacak bölge arkadaşlar bu mavi bölge olduğunu düşünüyorum. Burası bize hem alım hem de satış hem long hem de short anlamında güzel fırsatlar sunabilecek bir bölge diyebilirim arkadaşlar. Evet. Euro dolara bakalım. Çizimleri kaldıralım yine. Şöyle bir haftalık grafiği bir açalım euro dolarda değerli dostlar. Şimdi bu euro doların haftalık grafiğini arkadaşlar retest dediğimiz olay bakınız gerçekten şu noktada haftalık bazda çok çok güzel çalışmış arkadaşlar. Tekrar bakınız negatif görüntü için bu kanalın içerisine direnç çizgisinin içerisine dahil olması gerekir arkadaşlar. Bakınız negatif bir unsur için. Yine bu bölge eğer test edilir ise güzel alım fırsatlarını verebilir. Ama yatırımcının dikkat edeceği bir nokta var. Bir obo oluşumu söz konusu olabilir mi? Daha önce bakınız bu oboları gördük arkadaşlar. Euro dolarda obo oluşumu genelde sık karşımıza çıkan önemli bir satış belirtisi arkadaşlar. Bakınız nerelerde gördük. Şöyle yakın zamana gidelim. Solumuz baş, sağımız arkadaşlar. Kırıldıktan sonra boyu kadar aşağı düştüğümüzü görüyoruz. Bir. Bakın şu bölgede yine aynı şekilde sol omuz, baş, sağ omuz olarak nitelendirecek olur isek burası da yine bir formasyon. Yani bir olasılıktır. Dikkatli bir şekilde bu bölgeyi takip edelim. Bakın sol omuz, baş. Yani şu bölgelerdeki hareketler ile geriye çakılma bir omuz baş omuz formasyonuna dönüşebilir. Haftalık bazda euro dolar arkadaşlar dikkat edin bu seviye oldukça önemli bir seviye 1.19 seviyeleri üzerinde bu formasyon hükmü yitirilir 1.19'un üzerinde tekrar yukarıya doğru bakınız
hareket iştahını görebiliriz arkadaşlar. Evet. Euro dolarda 1.19. Bakınız haftalık kapanış bu seviyelerin üzerindeki haftalık gidişatlar tekrar yukarı doğru hareket hızlandırabilir arkadaşlar. Evet 1.19 değerli dostlar. 4 saatliğe gelelim şimdi. Grafiğimizi sıfırlayalım, çizimleri kaldıralım. 1.19'u bir kenara not alalım. 1.19'un üzerinde euro dolarda yukarıya doğru hareket potansiyeli oldukça yüksek diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar teknik anlamda bakın şurada alçalan kamanın takozun kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ve bu aşamadan sonra yukarı doğru bir yükselen trendimiz söz konusu. Şöyle alalım. Şöyle milimetrik en uygun noktaları birleştirdiğimiz zaman şöyle bakınız yükselen bir kanal trendi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Euro dolarda 4 saatlik grafikte bakınız dikkatli bir şekilde şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Burası oldukça önemli. 2px yapalım burayı. Kaç burası? 1.18.59 bantlar arkadaşlar bakın. Bu seviyenin altını görmediğimiz müddetçe teknik olarak yukarıya gitme potansiyelimiz var. 1.18.59, 1.18.60 bantları altında geri çekilme olabilir. Bu noktaya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Evet. Yine kanalın içerisinde kalmamız zaten pozitif. 1.18.60'ların altı satış getirebilir arkadaşlar. Euro dolarda takip edeceğimiz belki de en önemli değer diyebiliriz arkadaşlar. 4 saatlik grafik. Evet. Şimdi de gram altına, pardon. Şimdi arkadaşlar, gram altına ilgili daha önce çok çalışma yaptık. Burada yönün pozitif olduğunu da vurgulamıştık daha önceki teknik analiz çalışmalarımızda. Özellikle vurgu yaptığımız nokta şuydu. 420 bölgesi ki burası zaten delindi geçildi arkadaşlar. Üzerinde bakınız pozitif olduğunu söylemiştik. Halen de pozitif arkadaşlar. Çizimleri şöyle kaldıralım artık. Burayı bir temizleme vakti gelmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki görüntüde bakınız bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Rahat bir şekilde, net bir şekilde. Bakın görüntümüz şu şekilde. Bakın. Yani fitilleri ata ata ne yapıyor arkadaşlar? Yukarıya doğru yöneliyor. Yukarı doğru hareket devam ediyor. Şu anda negatif bir görüntü söz konusu değil. Yani ne zaman ki değerli dostlar yani bu trend altında mumlar yani dolu dolu mumlar gelir ise yani şöyle ortalama bakın şu bölge kaçmış bakalım 454 bantları arkadaşlar bakınız bu noktanın altında satışlar oluşabilir bakın 454 450 yani bu bölgenin altında satışlar olabilir ama kanal trendine sadık kaldığımız takdirde de bizi güzel bölgeler bekliyor olacak değerli dostlar. Gram altında. Özellikle bakınız daha önce çalışmış olan şu tepe noktasına doğru 470'lere doğru bir atak ilk planda gerçekleşebilir. Burası da bir boşaltma bölgesi olabilir. 470 bandında geri çekilmeleri yine görebiliriz. Satışlar buraya gelebilir. Yine değerli dostlar daha önceki şu tepe bölgesi de olası satışlarda karşımıza çıkacak destek hattı olarak çalışabilir sarı bölge. Evet şöyle oyun planı kurabilirsiniz. Yani 454'lerin üzeri pozitif arkadaşlar yukarıda 470 bantları söz konusu 454-450 bantları altında
şöyle bir toplama bölgesi 447 alım bölgesi olarak çalışabilir. Yani bir test oluşabilir bu bölgede değerli dostlar. Bakınız şuradaki küçük çanağında şöyle bir katlama hedefini çizelim. Şu küçük çanağın katlama hedefi kaç arkadaşlar? Hemen fiyat etiketini yapıştıralım. Evet, şöyle 500. Şimdi arkadaşlar oyun planı 447 olası sarkmalarda alımların yapılabileceği, toplamaların yapılabileceği bir bölgedir. Ve şu anda yükselen kanal trendi içerisine gidiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. 454'ler oldukça önemli. Bu nokta kırıldığı zaman 447 muhabbetini yapıyor olacağız. Kanal içerisinde kaldığımız müddetçe 470'lere doğru yolculuk söz konusu olacaktır. Bu bölgede yine satıcıların baskın olma durumu söz konusu olabilir. Daha önce defaatle bakın çalışmış olan bir bölge değerli dostlar. Önemli desteklerimiz, dirençlerimiz bu şekilde. Evet. Evet. X A U T R Y. Evet. Farklı bölgelerden bakalım. Şurayı da haftalık işaretleyeyim arkadaşlar. Grafiğimizi sıfırlayalım. Pardon. Şöyle yapalım. Evet. Haftalık altın. Şimdi arkadaşlar haftalık bakış açımızda farklı bir bölgeden açayım dedim ama olmadı. Evet, şuradaki destek bölgesinden bir Fibonacci attığımız zaman 476. Evet, teknik hedefimiz biz 472 bantlarını belirtmiştik. 476'lara kadar bir yolculuk olabilir arkadaşlar. Çizimleri yine kaldıralım. Şimdi bir de şuradan alalım Fibo seviyesini. Evet, buradaki direncimiz kaç? 466. Evet, 466. Desteğimiz 449. 4 saat daha çekelim bunu. Fibonacci'de önemli değerleri yakalayabilecek miyiz? Onu bulmaya çalışıyorum değerli dostlar. Grafiğimizi yine sıfırlayalım. Evet, şu bölgeden şimdi bir Fibonacci daha çizelim. Evet, yine 467 direnç seviyesi, 450 destek olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor Fibonacci değerleri. Evet değerli dostlar, endekse baktık, onsa baktık, Bitcoin, dolar, euro dolar ve gram altına şöyle bir baktık. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünce olsun değerli dostlarım. Umarım güzel, bol, bereketli, kazançlı bir hafta sizlerle beraber olur diyelim değerli dostlar.